Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar, Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, Mayıs ayı kuşkusuz sizin için önemli bir ay çünkü burcunuzda Dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesinde gökyüzüne baktığımızda, evet genel anlamda geçtiğimiz aya göre gökyüzünün düzeldiğini, rahatladığını görüyoruz. Gezegeniniz Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda olacak. Merkür 3 Mayıs'ta ileri harekete dönüyor. Koç burcunda, Venüs Koç burcunda ileri harekette olacak ay boyunca. Özellikle ayın ilk günlerinden itibaren kolektif gezegenlerin, kişisel gezegenlerimizle yaptığı destekleyici açılar da kuşkusuz günlük hayatımızı biraz daha hızlandıracaktır. Daha verimli sonuçlar elde etmemizi, ilerlememizi kolaylaştıracaktır. 11 Mayıs'ta Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay'la beraber yaşamanızla ilgili önemli kararlar alabilir, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu Dolunay'da Mars'ın terazi burcundaki Jüpiter'le çok güzel bir üçgen açısı var. Merkür'ün Satürn'le güzel bir açısı var. Aynı zamanda Mars'ın Neptün'le bir dik açısı var. Zaman zaman özellikle hayatınızda yakın çevreniz olabilir bunda. Aşk hayatınız olabilir, çocuklarınız olabilir. Onlarla ilgili bazı endişeler hissediyor olabilirsiniz. Biraz daha belki maddi anlamda kontrollü olmanız gerekiyor. Bazı masraflar olabilir ekstra örneğin. Ancak bunlar ileriye dönük baktığımızda birçok alanda da sizi destekleyecek konular. Ufak tefek gerilimler hissetseniz, huzursuzluklar hissetseniz de Jüpiter sayesinde açık veya gizli, bunların çoğu manevi alanda da olabilir, güçlü yardımlar ve destekler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Evet, özellikle iş hayatınızda Merkür Satürn'ün olumlu açısı, iş ve parasal kazançlarınızda da sizi destekleyecek gibi görünüyor. Bu ay belki de Dolunay'la beraber iş hayatınız, kariyeriniz veya bunlarla bağlantılı ilişkilerinizle de ilgili bazı önemli adımlar atabilir, sonuçlar alabilirsiniz. 16 Mayıs'tan itibaren Merkür'ün Boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Evet, iletişimi, zihinsel faaliyetleri yöneten Merkür sizin 7. evinize geçecek ve ay ortasından itibaren düşüncelerinizin işbirliği gibi konulara, ikili ilişkilere, ortak, partner, eş gibi kavramlara daha fazla yönelebileceğini işaret ediyor. Kuşkusuz bu daha fazla sosyal konu demek, daha fazla görüşme, toplantı demek, fikir paylaşımı demek, bazı imzalar, sözleşmeler demek. Bunlar özellikle ay ortasından itibaren biraz daha güçlenecek gibi görünüyor. 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçecek. Evet, Güneş ikizlerde sizin 8. evinizi, para evinizi aydınlatmaya başlayacak. 25 Mayıs'ta da ikizlerde bir yeni ay var. 8. ev yeni ayları çoğu zaman ortaklı gelir ve giderlerle alakalıdır. Bunlar bazen işbirliği gibi konular, bazen kredi imkanları, bazen sigorta, vergi, miras, nafaka gibi bir konu olabilir. İşte bunlarla ilgili hareketler ikizler yeni ay ile beraber özellikle Haziran ortalarına kadar sizi daha fazla meşgul edecek. Hayatınızın bu alanı daha aktif olacak. Başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra spiritüel konular, ruhsal çalışmalar, psikanaliz gibi konular, bazı sağlık sorunları için yapılabilecek ufak tefek operasyonlar da yine ikizler yeni ay ile beraber gündeme gelebilir. Ay sonuna baktığımızda evet, Mars'ın Uranüs'te yaptığı güzel destekleyici bir açı var. Bu da kuşkusuz sürpriz bir destek anlamına geliyor. Merkür'ün Plüton'la yaptığı güzel bir üçgen açı var. Özellikle ilişkiler alanında kendinizi güçlü hissetmeniz, güvende hissetmeniz mümkün. Rahatlıkla bir anlaşmayı, bir sözleşmeyi de yine özellikle 30-31 Mayıs gibi imzalayabilirsiniz. Çünkü gökyüzü bu anlamda bu ay gerçekten çok destekleyici görünüyor sevgili akrepler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.